Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'yla Kıbrıs Türk Memurları Sendikası acil sağlık hizmeti veren ambulansların altyapısının ne kadar yeterli olduğunu sordu. Tıp İş ve Kıtams adına yazılı bir açıklama yapan Tıp İş Başkanı Dr. Sılav Salincirli açıklamasında acil yardım ekiplerimiz ambulans sürücüsü, hekim, hemşire sayımız yeterli mi? Ekiplerimiz düzenli olarak eğitimden ve denetimden geçiyor mu? Yetkilileri bu soruları gözden geçirmeye davet ediyoruz dedi. Yolların acil taşıtları yolların seyri için ne kadar güvenli olduğunu da soran İncirli, özellikle merkezden uzakta bulunan ve uzun mesafe kat eden ambulansların bakımının yeterliliğinin de sorgulanmasını istedi. Slavus Arinceli, ambulanslarımız hastalara ve yaradılara yaşam desteği verme konusunda altyapı, alet ve malzeme yönünden ne derece yeterlidir? 112 komuta merkezinin acil yardım ekiplerine yeterli ve güvenli desteği verebilecek donanıma sahip mi diye sordu. Geçen günlerde ambulans kazasında yaşamını kaybeden hemşirenin ve hastanın ailelerine ve sevenlerine baş dileklerini kaydeden İncirli, bu elim kaza sonrasında genel olarak acil sağlık hizmetlerine daha yakından bakma ve ülkemizdeki sorunlara dikkat çekme ihtiyacı asıl oldu dedi. Yazılı açıklamasında ambulans sürücülerinin acil araç kullanımıyla ilgili yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmasının önemine dikkat çeken incirli, güvenli sürüş teknikleriyle ilgili eğitim programı oluşturulmasının şart olduğunu söyledi. Anne Memurları Sendikası'nın sağlıktaki personel ve yasal mevzuat eksikliklerinin tamamlanması için bir program oluşturulması talebi olduğunu hatırlatan İncirli, sendikanın hükümeti 15 Aralık'a kadar süre verdiğini anımsattı.